Herkese yeniden hayırlı günler. Yine şu an bulunduğum çevrede yürürken hem etrafı çekmek hem de sizle neden İsveçliler daha mutlu sorusunun cevaplarından bir tanesini daha paylaşmak istiyorum. Tabii özellikle bu korona zamanında fark ettiğim şeylerden bir tanesi insanların iş kaybetme kaygıları. Yani bir hastalık olduğunda veya bir sıkıntıları olduğunda mevcut işlerini kaybetme gibi bir korkuları veya endişeleri yok. Örnek veriyorum, şu an okulda bir öğretmen ailesinden herhangi biri rahatsız olduğunda ailesiyle beraber komple, yani o ailede bulunan herkes, yaşayan herkes 7 gündü, şu an 5 gün karantinaya giriyor. Tabi karantina bittikten sonra diyelim ki 5. gün, 6. gün kendisi de okulda veya evde çocukları tarafından koronaya yakalanmış olabilir. O zaman tekrar okuluna bildiriyor. Ben korona oldum ve 5 günde kendi karantinaya giriyor. Tabi bu esnada maaşından çok az bir miktar kesinti olsa da maaşını alabiliyor. Acaba döndüğüm zaman iş yerinde insanlar bana surat yapar mı? Ya da nasıl davranır gibi bir çekincesi, hiçbir şey yok. Çünkü bu tamamen onun hakkı, yasal hakkı. Mesela diyelim ki öğretmeni, bizim çocuğun öğretmeni yeni çocuğu olduğu için babalık iznine çıkacak. Ve neredeyse 6 ay bir tatile çıkacak. Yani 3 ay ikinci dönemden işte yaz tatiliyle beraber 5-6 aylık bir tatile çıkacak. Ve herkes çok rahat. Sadece müdürüne şu tarihte tatile çıkacağını veya babalık izni kullanmak istediğini bildiriyor. Müdür veya ilgili idare onunla alakalı bir yedek personel, yani o kişi işine geri dönünceye kadar onun işini yapabilecek yedek bir personel bulup bu problemi çözmüş oluyor. Yani onun yerine başka birini almak değil, o gelene kadar o işi idare edecek bir personel buluyor, bir öğretmen buluyor. Yani 6 ay boyunca okula gelmeyecek öğretmenim, acaba geldiğimde işim olur mu, olmaz mı, ne olur? Hiç böyle bir kaygısı yok. Gerçekten de kanunların ya da sağlanan özlük hakların neyse onu sonuna kadar kullanıyorlar. Ve kimse bundan dolayı da insanları yargılamıyor veya yüzüne nasıl denir, yüzünü ekşitmiyor o kişiye karşı. Ya bu da insanı gerçekten kendini güvende hissetmesi, çalıştığı işte veya yaptığı işle alakalı özlük haklarının olması, bu özlük haklarını sonuna kadar kullanabilmesi, bu özlük haklarını kullandığından dolayı başına herhangi bir sıkıntının gelmeyeceğini bilmesi, yani işini kaybetmesi gibi. Yani bir okulda bir öğretmen, bir müdürün ya da müdür yardımcısının yaptığı bir işi eğer beğenmiyorsa veya onun mantıksız olduğunu düşünüyorsa çok rahat, yani öğretmenler toplantısında, öğretmenlerin içinde çok rahat fikrini söyleyebiliyor ve ona karşı çıkabiliyor. Çok sert tepki gösterebiliyor. Ve öğretmen şunu biliyor ki ben, yani belli sınırlar içerisinde, yani o sınırları geçmeden, yani gidip fiziki bir eylem yapmadan ya da insanlara şiddet uygulamadan sadece fikrini söyleyerek söylediğinde başına hiçbir olayın ya da hiçbir şeyin gelmeyeceğini biliyor. Ve ne müdür de müdür yardımcısı da toplantıdan çıktıktan sonra o adama karşı herhangi bir kin, nefret beslediğini ben görmedim. Yani insanlar çok rahat müdüre, müdür yardımcısına yaptığı hatayı ya da yaptığı şeyin hatalı olduğunu çok rahat söyleyebiliyorlar. Bu da özellikle iş yerlerinde
müthiş bir insanlara rahatlık veriyor. Ve bir de insanlığın gelişimi için çok önemli. Yani bir müdür yardımcısı. Yani bir müdür yardımcısı da yaptığı hatanın farkına varabiliyor veya başkaları tarafından gelen bu fikirleri değerlendirebiliyorlar. Bu da gerçekten insana müthiş bir özgüven veriyor. Yani ben fikrimi söylediğimden dolayı, ben işimi yaptığımdan dolayı ya da bir özlük hakkım olan bir hakkımı, tatilimi ya da bir neyse yani onu kullandığımdan dolayı işimi kaybetmeyeceğim korkusu insanlarda müthiş bir rahatlama duygusu oluşturuyor. Ve bu da insanların genel hayat tarzına yansımış oluyor. Yani insanlar tabii mutlu. Yani bir işe girdiğinde, kontratı olduğunda, yani onun kolay kolay işten çıkarılamayacağını, yani çok büyük ahlaki veya garip şeyler yapıp yaparsa ayrı bir şey. Ama %99 işini kaybetmeyeceğini bildiğinden dolayı insanlar çok rahat. Evet, yani neden İsveçler mutlu sorusunun cevaplarından bir tanesi de insanların var olan işlerini kaybetme korkusu yok. Bu da onların hakikaten mutlu olmalarını sağlıyor. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.